Merhabalar. Önceki dersimizde 7 cümlenin zaman çizelgesi üstünde nasıl davrandığını gözlemlemeye çalıştık. Şimdi bugünkü dersimizde ise Farsça cümlelerin nasıl davrandığını göreceğiz. Yani önceki derste Türkçelerini gördüğümüz cümlelerin Farsçalarını zaman çizelgesi üstünde gözlemleyeceğiz. Şimdi bakalım ne oluyor? Ali قبل از غذا دستهایش را می شست. Ali yemekten önce ellerini yıkardı. Dikkat edin. Mi şostu özellikle göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Baştaki mi bize neyi gösterirdi? Sürekliliği. Peki bunu görsel olarak görebiliyor muyuz? Tabii ki görebiliyoruz. Dikkat ederseniz geçmişin belli bir zamanından yine geçmişin belli bir zamanında bitmiş bir eylemi görebiliyoruz. Yani bir sürekliliği bize gösteriyor. Dolayısıyla mi'yi gördüğümüz yerde bir şeyin sürdüğünü de görmemiz mümkün. Dolayısıyla zaman çizelgesini oluştururken veya bir zaman çizelgesiyle çalışırken şunu unutmayın. Mi görüyorsanız bir şey sürüyor demektir. Peki, Ali قبل از غذا دستهایش را می شست. Mi'yi gördüğümde daha süreyen bir şey göreceğimin farkına vardım ve bunu cebe attım. Şost. Şost, şostan fiilinin neyidir? Bone mazidir, değil mi? Mazide oluşu bize neyi gösteriyor aslında? Geçmişte cereyan edeceğini gösteriyor. Yani Ali قبل از غذا دستهایش را kısmı bile bizim için önemli değil. Ali'nin bir alışkanlığı vardı. Yemekten önce ellerini yıkardı. Bizim için önemli olan kısım aslında bu. Yani mi ve sonradan gelen bone mazi veya bone mozare'in bizim zaman çizelgesini etkilemesi bizim konumuz. Peki ikinci cümlede ne diyor? Ali قبل از غذا دستهایش را می شوید. Şimdi önceki derste dikkat etmenizi istediğim konulardan biri de buydu. Dikkat ederseniz önceki cümlede mi şost derken yine aynı etken kişi. Yani Ali'nin edindiği yüklemin sonunda bir D var. Yani ad var. Biliyoruz ki bone mozare ile çalıştığımız herhangi bir yüklemde üçüncü tekil şahısa geldiğimizde bir ad eklememiz lazım. Yani aslında basit geçmiş zaman veya geniş zaman hikayesiyle şimdiki zaman veya geniş zamanı ayıran şeylerden biri de buydu. Peki Ali قبل از غذا دستهایش را می شوید. Bu üç kısma dikkat etmenizi istiyorum. Mi gördüğümüzde ne yapıyorduk? Zaman çizelgemizi uzun tutuyorduk. Yani bir nokta, bir çizgi değil de bir süre sürmüş bir konuyu ele alıyoruz, bir konsepti ele alıyoruz. Dolayısıyla hemen mi'yi kenara attıktan sonra şuy diyor. Peki, önceki örnekte şost ile ne fark var? Aslında temel farkı şu. Şuy, şostenin bone mozare'idir. Yani aslında bone mozare bize ne anlatacak? Geçmişten gelen bir alışkanlık, geçmişte de geçerli olan bir şey şimdi var ve belki bir ihtimal yani bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla biz şuyu gördüğümüz zaman geçmişten gelen ve bir ihtimal geleceğe doğru sarkacak olan bir eylemden, bir alışkanlıktan bahsediyoruz aslında. Burada dikkatinizi bir örneğe daha çekmek istiyorum. Şimdi cümleyi görelim. Paytaht keşvere Türkiye şehre Ankara est. Bu ne demek? Türkiye ülkesinin başkenti Ankara şehridir. Tamam. Şehre Ankara paytaht keşvere Türkiye est. Ankara şehri Türkiye ülkesinin başkentidir. Peki böyle mi kurarız gerçekten cümleleri Farsça'da? Hayır tabii ki çok daha basit. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Yani Türkiye'nin bir ülke olmasından, Ankara'nın bir şehir olmasından bahsetmenize gerek yok. Kuracağınız cümleleri giriftleştirmeyin. Türkçe'de kurduğunuz gibi, yani gündelik hayatta basit konuştuğumuz gibi basit yazmaya da çalışın. Paytaht keşvere Türkiye şehri Ankara est demek bize ekstra bilgi sağlıyor. Ancak bu bilgiler fuzuli. Yani Türkiye'nin bir ülke olduğu malum. Ankara'nın da onun içinde bir şehir olarak var olması zaten bizim için bir bilgi, yani bunu biliyoruz. Ankara'nın şehir olduğunu vurgulamamız bize ekstra bir bilgi katmayacağı gibi hata ihtimalimizi de yükseltiyor. Dolayısıyla Ankara paytahtı Türkiye est. Bitti. Konumuza dönecek olursak zaman çizelgemizi görelim. Bakın, deminki gördüğümüz Ali قبل از غذا دستهایش را می شوید ile Ankara paytahtı Türkiye est arasında zaman çizelgesi açısından hiçbir fark yok. Neden mi yok? Çünkü Ankara
13 Ekim 1923'te başkent olarak ilan edildiği tarihten şimdiki 2023 yılına kadar başkent miydi? Evet, yani geçmişin belirli, spesifik bir zamanında 13 Ekim 1923'te başkent olarak ilan edildi ve şimdi 2023'te de başkent halindedir. Peki, buradaki Mişuyet ile Est de mi aynı yükte? Evet, aynı yükte. Çünkü Ali'nin ellerini yıkamaya alıştığı tarihi bilmesek de şimdiye kadar devam eden bir süreç. Peki bundan sonrası geçerli mi? Bundan sonra da böyle olacak mı? O muallak. Onu bilmiyoruz. Belki Ali ellerini yıkamayı, yemekten önce ellerini yıkayıp sofraya oturmayı belki bırakacak. Bunun bir garantisi yok. Yüklem bağlamında evet, Mişuyet ile Est aynı zaman çizelgesi yükünü taşıyor. Ancak tabii ki bunu biliyoruz. Ali'nin ellerini yıkamayı bırakmasıyla Türkiye'nin başkent değiştirmesi aynı kesinlikle konular değiller. Yani Ali sonuçta bir birey ve ellerini yıkamayı alışkanlığını bırakabilir. Ancak bir ülkenin başkent değiştirmesi pek böyle bir konu değildir. Dolayısıyla Ankara payitahtı Türkiye Est dediğimizde 2023'te geçerli bir durum. Fakat devletin nasıl karar alacağı, ne değişeceği belli olmadığı için burayı biraz daha transparan, ancak Ali'nin el yıkamayı bırakma ihtimalinden daha koyu bir şekilde vereceğim. Dolayısıyla hangi konuyu konuştuğumuz, neyden bahsettiğimiz bizim aslında renklerimizde belirleyen konulardan biri oldu. Değil mi? Pekala, asıl kafa karıştırıcı yerlerden birine geldik. Şimdi, Ali dest hayeşra hahat şost. Ali, etkenimiz aynı. Dest hayeşra, ellerini. Hahat şost. Hah gördüğünüz yerde ne yapmanız lazım? Çizelgenin geçmiş ve şimdiki zamanını göz ardı etmeniz lazım. Ha, şunu unutmayın. Hah'ın yanına bir şahıs eki, hemen de yanında basit bir şekilde buna mazi geldiyse unutmamamız lazım ki gelecek zamandan bahsediyoruz. Yani metinde gördüğümüz her hah bizim için doğrudan gelecek zamanı işaret etmeyecek. Yani gelecek zamanı işaret etmesi için belli koşullar lazım. Ya hah'ı göreceğiz, hemen yanında istisnasız hiçbir şahıs kaçırmadan şahıs eki göreceğiz ve hemen yanında bone mazi göreceğiz. Ve sadece bone mazi, bone mazinin yanına hiçbir şey eklenmeyecek. Yani hahat, şostet diye bir şeyimiz yok. Bunu unutmayın. Bunu muhakkak kenara not edin. Yani aslında hatırlayın. Bunlardan bahsettik. Evet, kafa karıştırıcı kısım ne burada? Hah'ın yanında şost görüyoruz. Bone mazi görüyoruz. Diyebilirsiniz ki hocam adı üstünde bone mazi geçmişle ilintili bir şey. Ancak bu benim kararım değil. Aslında önceden yani tarihsel bağlamda gelişe gelişe gelen bir formülizasyon. Yani aslında biz hah, şahıs eki ve bir bone mazi görüyorsak mecburen geleceği düşüneceğiz. Evet, şimdi bakalım ne oluyor aslında? Hahat şost Ali'nin gelecekte yapacağı bir eylemden bahsediyor. Tamam, onun için geleceğe bir işaret koyduk. Ama hahat şost, biliyoruz ki şostan eylemi yani yıkamak eylemi böyle bir saniyede gerçekleşen bir şey değil. Dolayısıyla biraz hacim verdim. Yani yatay eksende biraz hacimlendirdim. Peki, Ali dest hayeşra şost. Pekala. Bizim için evet yine gelecekte davrandığı gibi bir sürü sürmüş bir eylem olduğu için normalde biraz daha uzun olmasını yani biraz daha yataya doğru, şimdiye doğru geniş olmasını beklediğimiz kısmı ben biraz daha kısalttım. Çünkü bizim için artık geçmiş ve ne kadar geçmişte kaldı bugünkü zamana nazaran ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu biraz daha ince bir çizgili vermeyi yeğledim. Peki bu silindirimiz neyi gösteriyor aslında bizim? Geçmiş bir zamanda spesifik bir eylem bir kimse tarafından gerçekleştirilmiş ve bitmiş. Ancak bu sadece böyle değil. Şimdi bir örneğe dikkatinizi çekeceğim. Bir anlatının içinde iki farklı zaman ve zaman çizelgesinden bahsedebiliriz tabii ki. Bu anlatımız ne? Ceşne sedomin sale elame cumhuriyet bergozar şod. Keşvere Türkiye sed salas geba cumhuriyet zendegi mi koned. İlk cümlemiz ne diyor? Ceşne sedomin sale elame cumhuriyet. Bu bir tamlama mı? Evet tabii ki tamlama. Cumhuriyetin ilanının 100. yıl kutlaması gerçekleştirildi, yapıldı. Bergozar şodan biliyorsunuz. Ceşne bergozar şod. Yani bir tören düzenlendi, bir merasim düzenlendi. Ama burada da cumhuriyetin ilanının 100. yılı kutlandı. Peki
Zaman çizelgesi üzerinde nasıl göreceğiz? Çok yakın bir tarihte gerçekleşti, değil mi? Yani 29 Ekim'de gerçekleşti. Dolayısıyla bizim neyi görmemiz lazım? Şimdi bir veya birkaç gün sürdü, değil mi bu kutlamalar? Dolayısıyla şimdiye yakın bir zamanda bir süre sürmüş bir eylem çizelgesi, yani bir silindir göreceğiz. Yani silindir tabii ki yatay eksende nispeten 1-2 gün veya birkaç gün gerçekleşmiş bir töreni vurgulamak için nispeten biraz daha uzun olacak. Şimdi ikinci kısımda diyor ki Keşvere Türkiye sed sal est. Şimdi bu cümlenin aslında bir anlamı yok, değil mi? Türkiye ülkesi yüzyıldır demiş olduk şimdiye kadar. Burada henüz bir anlam yok. Ki ile devamı aslında bizim için gelecek. Dolayısıyla şunu unutmayın. Ki'nin ileride işlevlerini daha detaylı göreceğiz. Ama bazen ki öncesinde eksik bıraktığı bir cümlenin parçasını tamamlama işlevini de görür. Sad sal aske ba cumhuriyet zendegi mi konat? Türkiye, yani Türkiye ülkesi demiş burada ama biz biliyoruz ki Türkiye. Türkiye yüzyıldır ki cumhuriyet ile yaşıyor. Peki bunun zaman çizelgesi nasıl olacak? Şimdi geçmişin belli bir zamanında, yani belli bir gününde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Bugün hangi yıldayız? 2023'te. Yani Cumhuriyet 100 yaşında. Dolayısıyla 100 yıl sürmüş bir Cumhuriyet serüveninden bahsedeceğiz ve aslında bu yüzyılı biz yatay, kırmızı süren bir zaman çizelgesiyle vereceğiz. Bundan sonrasını da yine aynı şekilde verelim. Peki, yine Ali'ye ve ellerine dönelim bakalım ne var. Ali daş dest hayaşra mişost. Pekala. Ne görüyoruz? Burada aslında bizim dikkatimizi çekmesi gereken 3 öğe var. Daşt, mi ve şost. Pekala. Burada biz neyi görmeyi bekleriz? Daşt ile tabii ki geçmişe işaret eden bir konunun olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü daşt bu ne mazi halinde. Demek ki bizi geçmiş şimdilik daha fazla ilgilendiriyor, değil mi? Peki, daştı cebe koyduk, bir geçmişe gittik. Yani zaman çizelgemiz geçmişle ilgili bir şey olacak. Mi'yi gördük. Tamam, bu da bize neyi gösterdi? Evet, bir süre sürmüş. Aklınıza canlandı mı? Pekala. Şos ise yine bone mazide. Mecburen demek ki biz geçmişte kaldık. Dolayısıyla yıkıyordu. Pekala, burada da kesin ve kesin bir şekilde aslında Ali'nin eyleminin süreyenliğinden bahsediyor. Buradaki şost ile mişost arasındaki farkı, yani en azından zaman çizelgesi üzerindeki farkı oturtamıyorsanız önceki derse bir dönün derim. Pekala. Şimdi Ali daş dest hayaşra mişost. Tamam, geçmişin belli bir zamanında başladı. Geçmişin belli zamanında bitti. Ancak bu eylem belli bir süre sürdü, değil mi? Yani biz suyu açıp elimizi suyun altına sokup çıkartmıyoruz, değil mi? Yani bir süre sürmüş Ali'nin ellerinin yıkaması süren bir eylemdir. Bunu da ne veriyor? Bize mi veriyor aslında. Ve daşt mi şost ise Ali dest haşra şost ile bir fark arz edecek. O da nedir aslında? Yine yanıtını önceki derste bulabilirsiniz. Ancak burada kısacık bir işarette bulunayım. Ali dest haşra mi şost bizim geleceğe doğru bir beklentimizi tetiklemeli. Peki, şimdi çok önemli bir cümle yapısına geldik. Destaye Ali şoste şodend. Ali ellerini yıkadıysa ve eller Ali'ninse ve Ali ellerini yıkadıysa eller ne olmuş olur? Yıkanmış olur. Destaye Ali şoste şodend. Peki eller bakımından bakalım. Eller yıkandı, değil mi? Geçmişin bir zamanında yıkandı ve aslında ne oldu? Temizlendi, değil mi? O temizlik geçmişin belli bir zamanda kesindi. Yani Ali suyu kapattı, ellerini iyice kuruladı. Ve örneğin bir şeye dokunmadıysa çok yakın bir zamanda, yani işte 5 dakika, 10 dakika neyse artık o eller temiz kaldı. Ancak ellerin bu yıkanmışlık durumu şimdiye doğru daha mı silikleşiyor? Tabii ki daha silikleşiyor. Çünkü ellerin yıkanmışlık veya temizlik durumu bir şeyle temasla normal yaşantıda gittikçe azalıyor, değil mi? Yani biz ellerimizin temizliğini gitgide kaybediyoruz. Yani aslında bu yatay silindir geleceğe doğru çok daha silikleşecek. Ama kim bakımından? Eller bakımından, ellerin temiz olması bakımından. Şimdi nereye geleceğimi söyleyeyim.
İleride biz geçmişten şimdi etkeden veya şimdiden geleceğe etki edecek eylemleri böyle zaman çizelgeleriyle açıklayacağız. Zamanı geldiğinde bunları göreceksiniz. Peki, şimdi son cümlemize gelelim. Ali darad dast hayashra mişuyat. Dikkat edin. Bundan bir önceki örnek. Ali daş dast hayashra mişosla ne farkı var? Önceki derste de yine gördük. Hepsi ama hepsi bir bone mozare etkisinden geçecek. Daşt dara dönüşecek. Şost ise şuya dönüşecek. Pekala. Burada aslında neden daşt hiçbir şey almazken dar et aldı diye soracak olursanız önceki derslerde zaten cevabı var. Üçüncü tekil şahısta bone mozare ile gelen fiiller et alır. Pekala. Ali dara dast hayashra mişuyat. Aslında neye benziyor? Önceki kısmı da görürsek Ali daş dast hayashra mişost geçmişin bir kısmında sürmüşken Ali dara dast hayashra mişuyat şimdinin belli bir zamanında sürüyor ve orada da bitiyor. Pekala. Şimdi bu iki dersten önemli çıkarımlar yapabiliriz. Yani bu ders ve bundan önceki dersten. Aslında bu iki derste sürerken ben bunlardan gayet bahsettim. Yani aslında bilginizin dışında bir şeyden bahsetmeyeceğim. Şimdiki zamanda gerçekleşen veya geçerliliğini sürdüren tüm eylemlerde bone mozare kullanıldığını görüyoruz. Şimdiki zaman veya geçmiş zamanda bir süre sürmüş ve bu süreyenliği önemli olan eylemler daşten kökünden gelen sözcüklerle anlatılmalıdır. Dikkat edin. Videoyu biraz daha geri alın ve bu cümlemi tekrar dinleyin. Daha da geri alıp cümlelere uygulayın. Tabii ki dersi dinlerken zaten bunlara dikkat etmişsinizdir. Ancak bir de böyle tekrar düşünün diyelim. Son madde ise süreklilik taşıyan eylemlerde mi görürüz. Ancak sürekliliği gördüğümüz her yerde de yine mi'yi görmeyebiliriz. Deminki örneği hatırlayın. Dastaya Ali şoste şodand. Ali'nin elleri yıkandı. Yıkanmışlık durumu evet. Süreyen bir şey değil mi? Yani o temizlik sürüyor. Ancak burada bir mi yok. Bu farkı ileriki derslerde daha kolay anlayabileceğiniz bir biçimde size anlatacağım. Fakat şu an anlatamamın sebebi aslında bir iki zamanı da öğrenmemizin gerekli olmasıdır. Peki. Şimdi sizinle birkaç örneği daha çözeceğiz. Yani yine onları da zaman çizelgesine oturtacağız. Ancak bir adım daha ileri atacağız. Ve tabii ki size bırakacağım bunları. Sözlük vermeden size birkaç cümleyi art arda sıralayacağım. Bence çekilip arkanıza yaslanın ve ekrana da bakmadan cümleleri sadece dinleyerek anlamaya çalışın. Sonra videoyu geri alıp cümleleri tekrar tabii ki yazabilirsiniz. Ancak tüm bu cümleleri çevirmenizi ve bir zaman çizelgesinde oturtmanızı istiyorum. Tabii ki şunu unutmamanız lazım. Daha ders başlarken dediğim gibi bizim için önemli olan cümlede ne geçtiği değil, cümlenin hangi zamanda neyi amaçlayarak kurulduğu, yani bizim için fiiller önemli. Burada bilmediğiniz fiil karşınıza çıkmayacak. Peki, ilk cümle. U darad ba telefon sohbet mi koned? Ta sadeye hevdehom ve hecdehom nazariyeye flojiston der ravaj bud. Hemin ke be khane mi resam, gorbe am be istiqbal man mi ayet. Miwe furush dasht میوه میفروخت. آنکارا پایتخت ترکیه است. دارد باران میبارد. گلهای یاس در فصل بهار شکوفه میدهند. معنی کلمه دوباره تکرار برای بار دیگر است. جنگ جهانی اول بین سالهای 1914 و 1918 میلادی اتفاق افتاد. داشت شروع به تماشای فیلم می کرد که ناگهان یادش افتاد که قابلمه روی گاز است. من او را دوست دارم. دارم بهترین فیلم سال گذشته را تماشا می کنم. از این کار او متنفرم. هوش مصنوعی یکی از مهمترین ابزار کاربردی در سازماندهی اطلاعات موجود در سالهای اخیر است. قطار فردا با 3 دقیقه تأخیر حرکت خواهد کرد. هفته آینده بارانی خواهد بود. Bu dersi burada noktalayalım ve bir sonraki derste görüşmeyi dileyelim. Esen kalın.